Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çengelliyorum konsepti dışında yeni bir konsept çekiyoruz. Eskiden çektiğim ama şu an devam edeceğim bir konsept. Efe Show çekeceğiz tekrardan. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Kerem Gönlüm var. Kerem abi hoş geldin. Merhaba Efe'cim. Çengellemeyeceksin beni. Çengellemeyeceğiz abi. Bugün tamam, sadece sohbet. Aynen sohbet muhabbet tamam. Üzerine bir şey yapacağız. Ben gerçekten ilk kez herhalde bu kadar önemli bir konuğu konuk ediyorum kendi YouTube kanalımda. O yüzden çok heyecanlıyım. Kerem abi sen de bir kusurum olursa affet beni lütfen. Valla Efe'cim yani teşekkür ediyorum öncelikle. Sizin gibi genç, pırlanta gibi YouTuber ne olduğunu da bilmiyorum. Hani affınıza sığınıyorum. Jenerasyon tabii biraz farklı. 41 yaşındayım ben. Ama değişen çağla birlikte tabii sosyal medya, iletişim araçları çok gelişti. Takip de ediyorum zaten. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Çok da beğenerek de izliyorum. Oğlum çok fanınız bu arada. Teşekkürler. Kusur ne demek? Sohbet edeceğiz. Aynen. Ben senin tıkandığın yerlerde seni zaten çok yardımcı olursan çok sevinirim. Hiç merak etme o konuda. Şimdi genellikle basketbolculara şöyle bir soru sorulur. Biliyorsun işte çocukken seni basketbola başlamaya teşvik eden kişi kim? İşte kimden etkilenerek basketbola başladın gibi ama sende bu olay biraz daha farklı. Evet. Şimdi bir kere evet. Olay çocukken olmuyor. Doğru. Biraz gençken oluyor galiba. Bu hikayeyi sana restorana geldiğinde biliyorsun. Aynen. Ufak bir anlatmıştım. Gene ufak üzerinden bir geçeyim. Olur. Bilgilendirme anlamında. Tabii benim bir küçük, şimdi 10 yaşında oğlum var. Normalde basketbol veya bir spora başlama yaşı, bir altyapıyla beraber 9-10 yaş. Aynen. Çocuklar yüzme özellikle tabii daha genç yaşlarda daha vücut gelişmesi. Evet 6-7 yaşlarında başlatıyorsun. Basketbol, futbol biraz daha 9-10 yaşında falan başlayabilirsin. Hani benim öyle bir şeyim yoktu. Ben İskenderun'da büyüdüm. Eskişehir doğumluyum ama İskenderun'da büyüdüm. Babamın ve annemin işi dolayısıyla. Ben 18 yaşında üniversite sınavı tabii bizim o sene o dönemde 2,5 senede biz liseyi bitirebiliyorduk. Kredili sistemden dolayı. Babamın Ankara'ya tayini çıktı Sanayi Bakanlığı'na. Ve benim Ocak'tan Haziran'a kadar o üniversite sınavına hazırlanma dönemimde boştayım ben. Ve babam da Ankara'da hani büyük yerde hazırlan, büyük şehirde hazırlan aynen. Gibilerinden üniversiteye. Yanına aldı beni Ankara'ya. Burada ben sınava girdim Efe. Sınava girdiğim günde bir konser vardı. Aşkın Nur Yengi konseri. Aşkın Nur Yengi konserinde tabii eğleniyoruz. Şarkılar falan. Arkamda babamla beraber oturan bir bey. Babama soruyor, oğlunuz mu diyor. Fiziği çok düzgün, hani boyu da uzun. Basketbol oynuyor değil mi? Nerede oynuyor falan soruyor. Babam yok diyor, hani yeni üniversite sınavına girdi. Basketbol tabii dışarıda oynuyor keyfi ama bir profesyonel bir altyapı bir kulüpte oynamıyor. Ben diyor kartımı vereyim. Şeker Spor'un antrenörü Süha Hocam. Ona da selamlar. Biz ertesi gün gittik, görüştük ve ben böyle basketbola başladım. Yani benim hani küçükken altyapı alıp, bir eğitim alıp, bir basketbolcu olayım, bir sporcu olayım diye bir hayalim yoktu. Ben normal üniversite okuyordum. Ankara Üniversitesi İstatistik mezunuyum ben bu arada, Fen Fakültesi. Bir anda hayatım oraya doğru kaydı. Yani benim basketbola başlama hikayem aslında hakikaten hani filmlerde izleriz ya, filmlere konu olacak evet. Cinsten bir hikaye. Benim de ilk dinlediğimde ben de çok evet. Şaşırmıştım zaten. Evet. Hani gerçekten bu sadece galiba filmlerde olmuyormuş. Yok yani. Kesinlikle. Gerçek hayattaki kesinlikle. Örneğini ilk defa yerim. Filmler zaten biliyorsun senaryolar hep yaşanmışlıklara dair olduğu için de şaşırmamak lazım. Hayatın insana neler getireceği hiç belli olmuyor. Öyle. Ondan sonraki dönemde tabii ben yavaş yavaş basketbol tabii ki de ilgim vardı. İzliyordum, takip ediyordum, seviyordum. Bu arada sporun her branşını takip ediyorum, seviyorum. Bir spor adamıyım yani genelde. İşte benim abilerim Harun Erdenaylar, Haluk Yıldırımlar, Ufuk Sarıcalar, Petar Namonskiler, Efes'in Koraç Kupası'nı kazandığı dönemki daha sayamadığım birçok Orhun Eneler. Ben onların maçına giderken Ankara'da izlemeye, karda kışta düşün yani salonun başı, girişinde bilet alıp bir anda benim oda arkadaşım abilerim oldular. Evet, yani harika. Çok enteresan bir şey yaşadım yani. Peki abi basketbol mesela o adam seni orada bulmasaydı o gün konser alanında hani hayatın mesela sence ne şekilde devam eder? Hani meslek olarak ne yapardı mesela basketbolcu olmasaydı? Valla Efe istatistik yani üzerinden mi giderdi? Tabii herhalde öyle olurdum çünkü sonuçta sen de kimya mühendisi okuyorsun. Yeah. Hiç şey yapmadım ki okuyordum, üniversite okuyacağım. Artık bir devlet dairesi, bir özel sektör. O şekilde normal bir memur hani o şekilde hayatıma devam edecektim. Anladım. Hani istatistik okudum ve çok da hani böyle İstatistik okumalıyım, ben idealist bir istatistikçi olacağım veya bir memur olacağım, müfettiş olacağım. Öyle ideallerim de yoktu benim. Hani üniversite sınavı, üniversite mezunu olmak için, eğitimli olmak için, eğitim çok önemli olduğu için. Evet. O şekilde ben üniversite okuyordum. Yani onun dışında basketbol olmasaydı hayatım nasıl şekillenirdi inan hiç düşünmedim. Şu an mesela basketbolu bıraktım. Evet. Official'ı bıraktım evet, abi. Evet, geçen sene bıraktım. Aynen. Biz Kerem abiyle, Kerem abinin şu anki işlettiği restoranda, aynen, evet. Baskette evet. Tanıştık. Evet. Kerem abi bizi orada çok güzel ağırladı sağ olsun. Tanışıklığımız orada başladı. Orada bizim gördüğümüz şöyle bir şey oldu. Kerem abinin bir forma koleksiyonu var.
Tabii ve çok, evet. Efsanevi bir forma koleksiyonu. Çok, çok. Hepsinin de teker teker kendine ait anıları var benim bildiğim kadarıyla. Evet, anlattım birkaç tane. Senin de abi çok başarılı ve uzun bir basketbol kariyerin oldu. Hani bu kariyerden bize böyle highlight diyebileceğin güzel anılarından bahsedebilir misin mesela? Vallahi Efe, orada bahsetmiştim, anlatmıştım restoranda biliyorsun. Tim Duncan'la ilgili, hı-hı, hani Jason Kidd'le ilgili. Tabii şu andaki jenerasyondaki gençler, genç kardeşlerim, LeBron James'ler, hani Westbrook'lar, Kobe Bryant'i yakalayanlar oldu. Her dönemin kendine ait starları var, evet, tabii ama benim dönemimde de NBA'nin efsane oyuncularının oynadığı döneme denk geldiğim için Tim Duncan'la ilgili bir anım var mesela. Forması da zaten imzalı forması, aynen, restoranımda asılı. Asıl. Seneyi çok hatırlayamıyorum net. 2004 ya da 2005 olabilir. Dream Team'le bir maçımız vardı bizim burada, Abdi İpekçi'de. Evet. Şimdi yıkıldı biliyorsunuz Zeytinburnu'nda. O maçta ben Allen Iverson falan da oynuyordu o Dream Team kadrosu. Hazırlık maçı, ikili temas gibi. Maçta ben Iverson bant takıyordu. Maç bittiğinde boynuna sarılıp kafasındaki bantı aldım. Onun da tabii hayranıyız. Tim Duncan'a da maç sırasında formanı alabilir miyim dedim. Hani büyük hayranım. Nerede bulacağım bir daha Tim Duncan'ı düşünsene. Yani. Yani bulmuşken bir anı olsun diye. Maçtan sonra veririm dedi. Ne demek dedi falan. Maç bitti. İşte soyunma odalarına gittik. Ben tekrar söyledim maç bittiğinde. Hani formanı söylemiştim diye. Vereceğim dedi. Getireceğim dedi. Tabii şimdi 400-500 kişi geliyor Dream Team buraya. Güvenlik önlemleri var falan filan. Maç Abdi İpekçi'de 10 bin kişi var. Maç bitmiş. Bir hengame var yani. Herkes soyunma odasına gitti. Ben de şey düşündüm yani, herhalde unutur. Çünkü alamadım orada, maç bittiğinde alamadım açıkçası. Evet. Adamın üstünden de hani formasını alamadım. Vermedi de yani. Yaklaşık hani 40-45 dakika sonra soyunma odasının kapısı çaldı. Tim Duncan duşunu almış, temiz formasını getirdi. KG diye, ben hani KG olarak şey yapmışım. Kerem Gönül, Turkish KG diye. Where is KG dedi kapıyı açıp, soyunma odamıza geldi. Formasını getirmiş, bana to Turkish KG diye de imzaladı ve gitti. Benim için çok önemli bir olay. Şu anlamda önemli, yani Tim Duncan sonuçta bir dünya starı, bir NBA starı. Evet. Tüm dünyanın tanıdığı bir star. Evet. Kendisinden istediğim bir şeyi, hiçbir şey olmadan hani unutabilir, ben de belki çok, sana da belki söz verebilirim ama zaman olmayabilir, bir şey olabilir. Unutabilirim bir format sözü, bir tişört sözü. Tim Duncan gibi bir oyuncu maç bittiğinde onu unutmayıp, hı hı, onu bana getirmesi, isim ne olursa olsun, benim için çok önemli bir olaydı. Anladım. Yani. Benim için çok önemli bir olaydı. Peki abi şeyi soracağım sana. Tim Duncan işte NBA falan filan, hı hı, demişken, hı hı, senin NBA olayları mesela, yani neden hiç NBA olmadı? Şöyle aslında oldu Efe. Hatta o maçtan sonra biz Çırağan'da kalıyordu Dream Team. Tüm kafile. Biz tabii misafirperver bir ülke olduğumuz için onları deniz yoluyla alıp, eski gece kulübü vardı Reyna. Orada ağırlayacaktık onları. Hem İstanbul'un, Boğaz'ın güzelliklerini yaşatacaktık onlara. Çok da beğendiler bu arada. Hayran kaldılar yani. O teknede Greg Popovich'ti antrenörleri. Greg Popovich beni yanına çağırdı. Spurs'un. Evet. Seni çok beğendim dedi. Tanyevic hocamız da zaten Sırp olduğu için onunla da aynı dilde konuşabiliyor. Ondan da feedbackler almış benimle ilgili. Seni çok istiyorum dedi. Çok beğendim dedi oyun tarzında. Hani savaşçı kimliğinle bana çok faydalı olabileceğine inanıyorum dedi. Ben hemen dedi sana 2 sene kontrat yolluyorum dedi. Bana anlatıyor da bunu, ben düşünsene bir anda teknede, hani bak konserde basketbola başlıyorum. Teknede Spurs'a. Teknede Spurs. Yani. Tim Duncan'la aynı takımda oynayacak. Ya, düşünsene yani. İşte çok böyle tabii şu anda anlatıyorum ama düşününce de hakikaten şok, yani. Şok ve çok önemli olaylar. Evet. Gerçekten hani bir sporcunun kariyerinde. Ve 2 sene kontrat geldi bana. Ama ben Ülker Spor'da olduğum için tabii kapandı ondan sonra Ülker. Fenerbahçe Ülker değil bu arada. Hani şu anda da değil ama Fenerbahçe sponsorunu kaldırdı Ülker. Fakat Ülker'le kontratım olduğu için maalesef gidemedim. Anladım. Yani şeyi sormuyorum zaten, hani git demediler mi falan. Şöyle aynen öyle, gidemedim ama orada da şöyle, hani bunu hep soruyorlar bana katıldığım panellerde, NBA'den teklif aldığımı bilenlerde, aha, neden gitmedin diye. Sonuçta pişman mısın sorusu, aha, geliyor genelde mesela. Niye gitmedin, pişman mısın? Hani hayatta yaşadığım şeylerle ilgili, her şey insan için. Hepimizin başına bir şeyler geliyor, evet, hayat boyunca. Sizler çok gençsiniz. Ben de tabii genç sayılırım ama daha uzun, inşallah uzun ömürlerimiz olsun, güzel günler olsun. İnşallah. Orada benim sadece pişmanlık demeyeyim ama Efe, hani genel bir gençlere, hepinize de bir tavsiye olarak, bir şey elde etmek için kendini mücadele vermesi lazım insanın. Ben orada biraz açıkçası hani olur, yapılır, hani ben çok mücadele etmedim. Olmazsa güvendim. Olmazsa da burada devam edelim nasıl olsun. Gibi oldum ama şu andaki aklım olsa, hani şu yaşımda ve 4-5 sene önceki olgunluğum, hayat vizyonum olsaydı, birçok şeyi yakıp, hakikaten öyle diyordum zaten, her zaman da öyle diyorum. Yani gemileri yakıp ne olursa olsun hani
federasyondan cezamı, kulübümden gönderilmemi, ne olursa basketbolu bırakmamı, bütün bunları göze alıp ne olursa olsun sonuna kadar bütün şartları zorlardım oraya gitmek için. Yani tek şeyim oldu. O yüzden hani hayatta mücadele etmeden hiçbir şey olmuyor. Bu da bana tecrübe tabii her şey. Evet. O tecrübeyi kattı. Her şey için kendini mücadele etmen gerektiğini hayatta, öyle bir şey kazandım. Hani bir yandan NBA harika ama evet, bir yandan da Türk Ligi'nde Efes'te de harika. Tabii yani abi, şöyle aynen kariyerimle alakalı belki de bir NBA kariyerim olacaktı ama daha evlenmemiştim. Belki orada çok ciddi bir sakatlık geçirecektim. Kariyerim bitecekti. Başka şeyler olacaktı. Evet. Hani her şey kısmet. Ama dediğim gibi kısmeti insan kendi de yaratıyor bazen. Evet. Bazen değil. Kısmeti insan kendi de yaratıyor. Sadece o mücadele yapsaydım belki de. Çünkü hayatta insanın karşısına yollar çıkıyor. Hı-hı. Kader denen şey zaten hani hangi yolu seçeceğinle alakalı. İki yol çıktıysa bu yola gidersen orada da bir şey seni bekliyor. Evet. Burayı seçersen orada da bir şey bekliyor. O seçimleri sana bırakıyor sistem. O yüzden ben öyle bir yol seçtim. Çok şükür hani... O yolda hiç kötü bir yol kesinlikle, değil. Kesinlikle. Ve o yolda milli takım var. Tabii. Yani oraya gitsen de milli takım vardı tabii kesinlikle ki ama... Kesinlikle yani... Hani buradaki milli takım kariyerimle ilgili abi de şeyi soracağım sana. Şimdi bir dünya ikinciliği söz konusu. Evet, evet. O dünya ikinciliğinde de sen de tabii ki tabii 12 büyük devam rol oynadın. Aynen 12 dev adamdan biri şu an bizle beraber. Şöyle bir durum var abi. Sana şeyi soracağım. Son... Ya benim en merak ettiğim o turnuvayı hani o küçük yaşımda izlerken, aynen ben 14 yaşındaydım o evet, zaman, o turnuvayı evet izlerken benim sürekli aklıma şöyle bir soru geliyordu mesela, diyordum ki hani buraya kadar yükseldik final maçından önce düşündüm, hani bir şey var, yarı finalde zaten inanılmaz bir maç, giden maç geldi, aynen. Finale çıktık, finalde Amerika karşımızda. Ya ben kendi kendime hep şöyle düşünüyordum hani, tamam ya dünya ikincisiyiz. Hani sizin psikolojiniz neydi orada? Hani hiç ben aynen şey demedim hani. Tamam şampiyon oluruz demedim yani. Efe valla şöyle bir şey. Hakikaten o turnuva oyuncu arkadaşlarım, Türk halkının, aha, Türk milletinin belki de yaşadığı diyeyim sportif anlamda. En futbolda bir dünya üçüncülüğümüz var. Şenol Güneş'le biliyorsun. Evet. İlhan Mansız'ın kadrosu 2002. Onun dışında belki de Türk milletinin, Türk halkının hepimizin yaşayacağı en büyük organizasyon anlamında, dünya kupası evet anlamında bir organizasyondaki başarıydı bu. O kadro biz Ankara'da başladık turnuvaya. Sonra İstanbul'a geçtik. Geçtik finaller ayağına. Biz herkesi çok net yendik Efe. Tabii ev sahibi olduğumuz için seyircimiz, halkımız, o enerji, bizim enerjimiz çok güzel bir sinerji oluşturduk. Ama o maçtan, Sırbistan maçından önce, yarı final maçından önce, hani sen diyorsun ya tamam ikinciyiz. Belki çok kişi öyle dedi ama inan bizim aklımızdan böyle biraz şey geçti. Amerika'yı da yenebiliriz şeyi olduk. Fakat hakikaten başka bir şey yani. Evet. Onlar başka bir şey. Evet. Ama ya peki Sırbistan maçından sonra neler oldu? Neler oldu biliyor musun? Evet. Şöyleydi. Zaten maç da ertesi gündü. Hı-hı. Maalesef öyle bir şey vardı. Evet. Fikstür vardı. Biz Ataköy'de Sinan Erdem'le maçı oynadık. Şerif'le kalıyorduk Bakırköy'de. Maç bitti saat 11-12 galiba. Çok net hatırlayamıyorum ama. 4,5 saatte falan gittik biliyor musun otele? Hı-hı. Gidemedik otobüste. Yollar dolu. Herkes sokakta. Ya otobüs ilerlemiyor ya Efe. Düşünsene biz hepimiz otobüse amigoluk yapıyoruz, mikrofon almışız, bağırışa iniyoruz dışarı. Ya gidemiyoruz, yol ilerlemiyor. Ve mesafe dediğin de bu mesafe otelden salon arası normalde 10 dakika falan. Yani. Fakat 3,5 saatte gidemedik. Gece uyuyamıyorsun düşünsene. Yani bir kere Amerika ile final oynayacaksın. Hı-hı. Onu mu düşüneceksin NBA oyuncularıyla? Dünya Kupası'na hani finale kalmışsın. Büyük bir başarı. Belki kariyeriniz boyunca ileride bunu anlıyorsun. Çünkü yani, o anda anlayamıyorsun. Onun şeyini mi yaşayacaksın? Yani 5.30-6'da falan uyuduk sabah. Herkes yani o başarıyla uyumuyor zaten. Uyuyamadık. Senin uyuman çok ya saçma vücutta oluyor. Tabii, vücutta evet, adrenalin var. Normalde çünkü bizde öyledir. Bir maçtan sonra vücut çok adrenalin ürettiği için. Hı-hı. Gece uyumamız kolay olmuyor. Yani dediğim gibi uyuyamadık, otele geç gittik, sevinç, gurur. Ertesi gün maç var. Hı hı. Maç bir başladı zaten 20. Peki abi o turnuva süresince mesela çok uzun bir süreç evet, oldu o turnuva. Tabii. Hani o turnuvada da 12 dev adam olarak siz bayağı bir beraber hani vakit geçirdiniz. Evet, hani evet. Biz şimdi sadece maçları görüyoruz ama o turnuvanın mesela perde arkasında neler oldu? Maça gidiyoruz mesela final maçına. Birçok maça gidiyoruz. Otelden otobüsle maça gidiyoruz ya. O mesafede mesela hep beraber Cem Yılmaz'ın şeyini izliyorduk. Gülüş çığırış hep beraber. Fundamentals. Onu izliyor. Maça öyle çıkıyorduk mesela. Hani tabii ki de kendine ait bir şeyim olacak. Sorumuz bir stresin, evet, maçın stresi, bir gerginlik var ama hani o takım öyle bir takımdı ki böyle çok enteresandı ya. Yaşamak lazım. Hani anlatılmaz yaşanır derler ya. Böyle gülüş çığırış gidiyorduk maça. Hep beraber böyle. Çok net herkesi de 20'ye yatırıp gönderiyorduk.
Ya inanılmaz bir turnuvaydı ya hakikaten. Ve final maçına gidene kadar bile o Cem Yılmaz o şeyini izledik yani. Basketbol kariyerinin içerisinde hani en keyif aldığın belki de organizasyon tabii. O Dünya Kupası mıdır tabii. Senin için? Aynen. 2010-2006 var Japonya'da. Genel bir ay oradaydık. Çeyrek finalde elendik. O turnuvalar çok özel benim için. Basketbol kariyerinin biraz dışına çıkarsak mesela saha dışında en büyük yeteneğim dediğin şey nedir? Vallahi şöyle... Ben spor adamı olduğunu bildiğim evet, için... Evet yani hani... sporun her şeyini takip ediyorum her branşını ama sonuçta maç izlemeyi çok seviyorum. Evde. Hani çünkü çok yoğun bir tempo olduğu için çok sıkı sinema takip ediyorum, film takip ediyorum. Yabancı dizileri izliyorum. Müzikle ilgileniyorum. Bir ara bir klarnet kursu almıştım mesela. Enstrümanlara karşı rahmetli Özel Gönlüm benim amcam. Hani müzikle ilgili yeteneğim de vardı. Müzikle ilgili şeyim oluyor basket dışında. Anladım. İlgileniyorum yani. Şey soracağım bir daha sana. Bu şimdi Türkiye'de biliyorsun hani her zaman futboldan öte basketboldaki başarılarımız daha ileri seviyede. Evet, evet. Ama hani futbol daha ilgi gören tabii, Türkiye'de dünyanın bir spor. Dünyanın her yerinde öyle. Aynen. Efendim biliyorsun dünyanın yani, her yerinde futbol bir numaralı aynen spor. Aynen öyle. Ama şunu soracağım sana. Mesela abi sen hani bir basketbola gönül vermiş, hani basketbolda bize başarılar kazandırmış bir basketbolcu olarak Türkiye'de basketbol alanında yapmak istediğim şeyler, yapacağım dediğin şeyler şöyle, var mı? Tabii şu anda zaten hani geçen seneye kadar oynuyordum. Şu anda 41 yaşındayım. 40 yaşına kadar çok aktif işte 19 yaşında başladığım için 21-22 sene aktif olarak tabii basketbolun içinde üst düzeyde milli takım olsun, kulüp seviyesi olsun, Euroleague, Avrupa arenası çok yoğun geçti. Tabii ki de hani şu andaki kariyer planlamamla alakalı bu yaşadığım tecrübeleri aktarmak istiyorum. İşin belki de mutfak kısmını düşünüyorum. Spor okulları düşünüyorum. Şu anda tabii çok sıcak olduğu için, yeni bıraktığım için basketbolu, bunlar hep ayrı ayrı projeler. Şu anda biraz da istirahat da ediyorum. Hani restoranım var biliyorsun, orayla ilgileniyorum, maçları takip ediyorum. Hepsi yavaş yavaş proje anlamında kafamda var. Tabii ki de dediğin gibi basketbolun içinde kalmak istiyorum. Çünkü basketbol benim yaşam biçimim. Kopmam mümkün değil. Yani şu anda bile hani spor yapıyorum tabii aktif ama özlüyorum. Ben o sahada olmayı seviyorum. O salonun içinde olmayı seviyorum. O yüzden projelerim yavaş yavaş oturacak. Anladım. Bu şu anki Türk basketbolu içerisinde Türk oyunculardan yola çıkarsak. Hani sen dışarıdan artık hani basketbolu bırakmış iyi bir basketbolcu olarak. Şu anki basketbolculardan, Türklerden iyi dediğin, hani bu çocuk olur dediğin kimler var? Şöyle zaten hani Cedi ile Furkan NBA'ye gittiler. Onlarla da Efes'le beraber oynadım. Milli takımda beraber oynadım. Tabii çok yetenekli gençlerimiz var ama şöyle, tabii ki de bazı kurallar var, yabancı kuralı var, Türk. Bizim dönemimizde Efe, sahada 3 tane Türk olmak zorundaydı. Şu anda o kural değişti. Sahada 5 tane de yabancı oynayabiliyor. Evet. O yüzden hani bizim tabii sürelerimiz, sorumluluklarımız, maça efektif, hani maça etki etme şeyimiz çok farklıydı. Çünkü dediğim gibi 3 Türk sahada olunca mecbursun yani. Oynayacaksın. Oynaman gerekiyor ve sorumluluğun da artıyor. Evet. Ne kadar oynarsan. Çünkü sporda istediğin kadar antrenman yap. Gel abi beraber antrenman yapalım ve seninle 8-10 saat antrenman yapalım ama maç oynamadıktan sonra hiçbir şeye fayda etmiyor. Maçla o tecrübe gelişiyor. O yüzden şu andaki genç oyuncularımızın tabii şimdi okulla, eğitimle beraber sporu idare etmek de çok zor. Çok zor. Çok zor. Antrenman saatleri, imkanlar, yani bir çocuk, bir öğrenci, bir genç hem okul okuyup hem antrenmanını yapıp bunlar çok zor şeyler. İmkanlar çünkü artık her şey değişiyor. Dediğim gibi bizde biraz daha, bizim dönemimizde biraz daha simple'dı, basitti bu işler. Birçok genç oyuncu var. Şu anda tabii hangi birini hatırlayayım bilmiyorum ama çok yetenekli oyuncularımız var ve her geçen sene de zaten katlanarak bu NBA'ye oyuncu gönderme sayımız da artıyor. Evet. İnşallah daha niceleri de olur. İnşallah. Sormayı unuttuğum bir şey varsa, senin hani benim şundan da bahsetmek istiyorum veya şu anımı da paylaşmak istiyorum dediğin bir şey var mı? Ben çünkü gerçekten unutmuş olabilirim. Yo yani affına sığınarak. Estağfurullah. Şöyle zaten hani sohbet anlamında da konuşuyoruz ediyoruz. Burada ben sana soru sormak istiyorum şimdi. Tabii. Hazır mısın? Tahta şeyi yok ama senin. Burada ben yazacaktım sana, hazırlanacaktım ama. Şimdi ben hani tabii ki dediğim gibi biraz uzak olduğum için. Uzak demeyeyim aslında ama hani vakit anlamında çok vakit ayıramadığım diyeyim. İlgileniyorum, takip ediyorum ama sen bana anlat abi mesela. Sen ne yapıyorsun? Bana bunu anlat ya. Anlatayım. Bana bunu anlat mesela. Abi şimdi şöyle. YouTuber'lık diye bir kavram. YouTuber değil mi? Aynen, YouTuber. Basketbolcu. YouTuber. Evet. Okay. Basketbol player. Aynen. YouTuber. Evet. Aynen. YouTuber abi şöyle. YouTube'a içerik üreten, YouTube'a video çeken, YouTube'a bir içeriğini paylaşan kişilere YouTuber deniyor.
ben de YouTuber'ım. Ben tabii ilk başta bu işe Berkcan'ı biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Berkcan ilk başta başladı. Ben Berkcan'la 10 senedir aşağı yukarı yakın arkadaşım. Berkcan başladıktan sonra ben Berkcan'ın videolarında yer almaya başladım. Ne de olsa her gün beraberiz. Evet. O günlerden birinde illa video çekiyor. Video çektiğinde de bana diyor ki kanka sen neye beraber çekelim. Tamam. Beraber çekiyoruz. Ondan sonra işler biraz ciddileşti. Evet. Yani biz ilk başta hani gerçekten Vine vardı o zamanlar. Belki hatırlarsın. Biliyorum. Berkcan o zamanlar Vine'a başladı. Vine'de işte goy goyuna çekerken aha, YouTube'a geçince işler bir anda ciddileşti. Çünkü YouTube'da hem kitle çok fazla, evet, hem de artık bir gelir elde ediyorsun. Hem de artık sana reklam vermek isteyen insanlar var. Çünkü markalar da artık sosyal medyanın farkına var. Tabii ki. Ya her şey burada artık. Aynen. Yani, dediğin gibi sosyal medyanın iletişim ulaştığı kitleler. Aynen. Çok basit çünkü şu anda bile telefonumuzu açalım. Bütün dünya elimizin altında, evet, yani ne olursa olsun. Ondan sonra şöyle oldu. Berkcan işte kanalını büyüttü. Berkcan kanalını büyüttükten sonra ben de dedim ki, Berkcan da dedi daha doğrusu, ikimiz konuştuk işte. Kanka dedi işte sen de aç. Hı hı. Ondan sonra ben de açtım. Bir süre bıraktım. Şimdi tekrar çekmeye başladım. Hı hı. İşte bu işte tekrardan başladıktan sonraki 5. videom galiba. Hı hı hı. 5. videomu da beraber çekiyoruz. Çok da keyifliyim seninle bu videoda beraber olmaktan abi. Şimdi tabii Efe'nin YouTube kanalındayız. Efe'ye sorularımız olacak. şimdi bir anda şeyi döndürüyorum ben tabii. Peki şunu da merak ediyorum Efe. Sonra. Mesela sonuçta videolarınızı izliyorum. Evet. Berkcan, Efe, Furkan Çavuşko, hani Yağız, yeni tanıştım sizinle bu arada. Çok da memnun oldum hepinizle. Biz de çok sağ ol. Peki mesela içeriklerinizle alakalı gündeme dair şeyleri tabii araştırıyorsunuz, evet, değil mi? Tablonda yazıyorsun mesela o günkü programınla, evet, alakalı değil mi? Gündem. O yüzden hani YouTube'un kendine ait bir magazini var abi ya. İnanılmaz. Tabii. Evet. Yani bayağı onu merak ediyorum. Hani pazar sürprizi. Yani gibi. Sen şimdi okuldan çıktın. Evet. Derslerin var tabii. Evet. Bir eğitim hayatın da var. Evet. Otururken ben şunu da yapayım öyle olmuyor değil mi? Bunun da bir araştırması, bir arka planı, tabii, bir sahne arkası değil mi? Bunun da bir şeyini yapıyorsun. Neyin tutacağını bulmak lazım abi. Yani neyin izleneceğini, kendi kitlenin neyi seveceğini bilmek lazım. Şimdi benim YouTube'daki abone kitlem, şimdi ben de 100 bin aboneyim, 105 bin abone olduk. Güzel değil mi? Evet. Güzel abi, güzel. Süper. Yani i̇nşallah yakın daha niceler olsun inşallah. Ufak bir YouTube plaketi mi gelecek? 100 i̇nşallah. Bin plaketi. İnşallah. İşte benim kendi kitlem, benim birazcık daha hani sohbet, muhabbet, evet, anlamında, evet, biliyorum, seviyorlar. Evet. Ben de onlara onu vermek istedim mesela. Çengelliyorum da YouTuber'lar geliyor. YouTuber'larla gündem konularını tartışıyoruz. Hı-hı. Şimdi sen gelince... YouTube'un gündemi değil mi YouTube bu arada? Gündemi, evet. Hayata dair değil yok, mesela. Yok. Yani sen ekonomiye, gümün onu falan tartışmıyorsun. Ama artık öyle bir yere geldi ki olay, YouTube'un gündemi aynı zamanda birazcık ülkenin gündemi ama de olmaya olması başladı. Lazım çünkü zaten YouTube'da efendim, YouTuber'lar artık haberlere falan çıkıyor. Show TV'ye, ATV'ye, Beyaz TV'ye tabii, falan tabii, tabii, haber oluyor. Garip tabii şeyler oluyor. Yani. Şu anda mesela basketbol gündemine dair belki de bir şey yapabilir. Ya belki de evet, ben de böyle bir şey yapabilirim. Evet. Sen söyledin bunu bana gerçi. Evet. Abi kesin hani yapman bence lazım. Bence yapman lazım. Peki kitlen yaş grubu ne kadar? Benim %47'lik takipçi. Bunları araştırtıyorsun tabii değil mi hepsini? Çıkıyor zaten. Yani %47 kitlem 18-24 yaş arası. Hı-hı. Ki en büyük kitle orası zaten. Evet. Yani %47'nin altı. 13-18 yaş arası %26'lık bir kitle var. Hı-hı. Gerisi 24 üstü ve 13 aşağısı değil. 13 aşağısı yok zaten. Hani öyle bir kitle yok. 41 ben neredeyim? Abi sen... %2'lik dilimde miyim ben? Sen 24-40 değil, 40-60 olmuş. İzleniyor mu yani mesela benim jenerasyonunda veyahut da yukarıda da şey yapıyorlar mı? 24-40 arası, hı hı, çok fazla değil. Ama tabii 18-24 arası YouTube'u daha herhalde en çok kutlanan. Yani senin hedef kitlen değil mi? Hedef kitlen. Benim hedef kitlem 18-24. Kitle evet. 13-18 ama mesela YouTube'u en çok kullanan kitle de 13-18 arası. Hı hı. Aynen. Programımız reklamlardan sonra tabii devam edecek. Efe'ye sorularımız olacak. Şu an onu merak ediyordum Efe. Hakikaten dediğim gibi sonuçta değişiyor dünya. Evet. İletişim araçları, sosyal medya... Dediğin gibi sonuçta bir gelir de elde ediyorsan, hı hı, çok da güzel bir şey. Her şeyin bir gündemi oluyor. Dediğin gibi az önce söyledin. YouTube'un magazini dedin. Aynen. Gündemi dedin. Evet. Yavaş yavaş da dedin başka şeylerin gündemine de geçiyor. Hı hı. Çok keyifli, inşallah yolun açık olsun. Teşekkür ederim abi. İnşallah seni de. Programdan sonra senin zaten bana söylediğin hani projeyle alakalı, hı hı, onları da biz konuşuruz. Konuşuruz. İnşallah. Seni bakalım de yani yakın ben çok keyif aldım. İnşallah. Bizi izleyenler yakın zamanda seni umarım kendi kanalında da izleyebilirler. Öyle diyelim o zaman. Diyelim mi? Diyelim. O zaman onları konuşuruz. Abi ben yani geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi gerçekten yaptığım en keyifli herhalde programlardan bir tanesi teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni ben tekrar görürüz inşallah burada. İnşallah. İnşallah. Yakın zamanda. Keyifli, böyle genç, dinamik gençlerimizle, kardeşlerimizle. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi.
İzleyenlere de o zaman hep beraber teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Efe'yi de takip etmeye devam edelim. Beni takip etmeyi, Kerem abiyi de takip etmeyi, aynı zamanda çok güzel yemekler yemek istiyorsanız da Kerem abinin basket mekanına inşallah gitmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir saniye. Bir iki saniye bir görüntü alalım mı? Birbirinize bakarsanız. Bakalım. İyi değil mi? Keyifli. İyi, çok iyi. Ben de aldım programı. Şey, sohbet muhabbet edebilirsiniz. Daha biz konuşabiliriz. Tamam. Furkan! Çavuşko! Çavuşko ya. Orada. Gelsene ya. Yavuz gelin be oğlum. Ama oradaki samimiyetiniz beni gerçekten gözlerim kamaştırdı. Oğluşum duş mu almış dediniz. Ben de direkt şey dedim. Evet babacığım bıcı bıcı yaptım. Aynen dedim. Bu arada ben sen duştayken biz neler yazıyorum ben tabii oraya. Gördüm. Çavuşko nerede? Biliyorum hatta neredesin arkadaşlar tabii ya. Biz sıkalım gece, sıkalım falan filan dedim. 1.5-2'ye kadar sardık birbirimize. Sonra şey dedim hatırlıyorsan boneni taktın mı boya atmasın tabii, falan. Tabii, hani tabii. Her zaman takıyorum dedim falan. Evet. Yani çok düşünceli bir hocasınız gerçekten. 하이다 노래 와와와와 슈퍼라 아베 çok teşekkür ederim. Çok iyi hastalık. Ben aldım gelirken. 100K değil mi bu? Evet. Darısı başımıza diyelim o zaman. Amin abi inşallah. Çekiyor muyuz? Yapma ya. Furkan. İyisin ya. Ne diyorsunuz? 100K falan diyor bir şeyler söylüyor. Aldı ya. Ya vallahi kaçta göz arasındayız. Daha dün gibi hatırlıyorum. YouTube'a girsen mi kanka dediğin kulağımda böyle. Senin kaç K? Benim YouTube kanalım yok hocam. Niye yok? Ben de dostlarım yanına geliyorum. Sen yani. Kerem abinin ben... artık yeni açacağında aktif rol al. Oğlum ne yapacağım lan ben? Furkan hocam mı? Beni alın, beni alın çok hızlı bir şekilde yürürsünüz. Nereye yürüyeceğiz oğlum? Biliyor musun? Hayırlı o zaman ya, nice K'lara mı diyoruz? Ne diyeceğiz? Hayır, i̇nşallah nice K'lara. Nice M'lere diyelim. M değil mi? Nice M'lere. O K M'ye dönecek. Evet. O zaman darısı kardeşlerimin de başına yakın zamanda olacaklar i̇nşallah, zaten. İnşallah. Hep beraber üfleyelim. Teşekkür ediyorum. Bana abone olan herkese, tüm abonelerime üflüyorum. Bak müzik yok mu? Müzik onu koyacağız, editte koyacağız. Aa, okay, tamam üflüyorum o zaman. Evet. Buyurun. Onu da ısırayım. Aa. Yok ısırma ne yapayım ısırma bu yanlış bir şey. Şöyle 100K tut abi şöyle. Tut abi şöyle. Tut abi 100K. Çok güzel. Nice K'lara, M'lere, K'lere, J'lere gitsin inşallah. Süper.